Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün çok sıcak gelişmeler yaşandı. Maçtan sonra resmen arka arkaya bombalar patladı arkadaşlar. Flaş açıklamalar var. Vakayeme'de tekrar ibre terse döndü. Bütün detayları, Bakasetas için Abdullah Avcı çok enteresan bir konuşma yaptı. Artı tabii iki tane oyuncumuz için çok flaş bir iddiada bulundu hoca. Hocalar genelde bu tarz iddiaları son noktaya gelene kadar yapmaz. Şimdi bu detayları da elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım. Özellikle Vakeme için güzel haberler var arkadaşlar. Beklemede kalın. Tabii dün kısa bir, tabii ki de herkes canlı yayınımıza gelmiyor. Canlı yayınımızı da izlemiyor doğal olarak. Dün başka maç vardı. Bizim maçımız bitti. Galatasaray maçı başladı falan filan. Neyse, dün oynadığımız oyun kötüydü gene. Teknik direktörümüz de çok memnun değildi. Maçtan sonraki açıklamalarına da baktığımızda maçta önde olmamıza rağmen sinirliydi ve agresifti kenarda gördüğüm kadarıyla. Yani keyif yapamıyoruz. Hiçbir şekilde istediğimiz oyunu, akıcı oyunu göremiyoruz. Kulübemiz bomboş. Yedek oyuncular kendisini hazır çok tutmadığını görüyorum. Yani karşında bir Manisa takımı var. Atlik. Sıralama anlamında orada düşük sıradalar. Aşağılardalar. Çok iyi bir kadrosu yok. Arada senin uçurum olması lazım. Tabii futbolda o gün isteyen, iyi konsantre olan kazanıyor. Özellikle kupa maçları her türlü sonucu açık maçlardır, zor maçlardır. Taraftar az, rakip zayıf derken bir konsantrasyon eksikliği olabilir ama senin sahada oynamayan oyuncu ağırlıklı kadron var. İşte Umut Güneş'in mesela, Arif'in mesela, Hüseyin Türkmen'in mesela, bunların örnek vermek gerekirse sahada işte Kerem gibi isimlerin sahada o topu yemesi lazım. Maalesef dünkü oyun kesinlikle tatmin etmedi bizleri. Ve yedek kulübesini de hazır olmadığını gördük. Gerçekten Abdullah Hoca'nın dediği gibi 11-12 tane oyuncuyla oynuyor. Ve bunları çok enteresan bir şekilde Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür'ü, şimdi size önemli bir detay vereceğim. Sebebini bilmediğim şekilde aramızda değiller dedi. Bakın, bunu canlı yayında söylüyor teknik direktör. Bu çok önemli bir açıklamadır. Flaş. Bu açıklamanın gittiği yer kadro dışı olması lazım. Neden? Abdülkadir Ömür zaten belli bir kitle tarafından sürekli eleştiriliyor. Bakın, saygı duyuyorum. Futbol anlamında kötü olabilir. Seven var, sevmeyen var. Bu çok doğal. Herkes Abdülkadir Ömür'ü sevmek zorunda değil. Futbolunu da beğenmek zorunda değil. Eyvallah. Ama en son yuhlanmıştı Abdülkadir Ömür. Sağdan çıkmıştı ve o gün bugündür antrenmanlara katılmıyor. Teknik direktörümüz dün gece Umut Bozok, hadi neyse Umut Bozok istenmeyen bir adamdı. İdmana çıkmadı, 2 ay laf edilmedi. Şu an Umut Bozok niye idmana çıkmıyor, niye aramızda değillere gerek yok. Bu adam zaten 2 aydır keyif yapıyor. Aynısını Siyopis'e yaptırttınız. Burada Abdullah Avcı'nın hatası var. Kimse kusura bakmasın. Yönetimin de hatası var. Siyopis'e 2 ay kampa götürüp tatil yaptırırken ben burada gönder abi Trabzon'da sabah akşam çalışsın diyordum. Hatırlayın, adam elini kolunu sallayarak idmana çıkmadı. Tatil yaptı yurt dışında. Artı gitti. Ertesi hafta transferinde gitti, sahada kadroya girdi, oynadı. Şimdi aynısı Abdülkadir Ömür, Umut Bozok. Ne, sebebini bilmiyorum diyor teknik direktörümüz. Umut Bozok 2 aydır tatil yaptırırken sebebini hiç araştırmadınız mı hocam? Demek istiyorum. Umut Bozok'ta da bir hata yaptınız. Ben para veriyorsam, bu adam benden maaş alıyorsa antrenmana çıkacak. Antrenmana çıkmıyorsa da o kulübe gelip oturacak abicim. Ben istediğimde kadroyu alırım, istediğimde almam. O bana bağlı olması lazım. Burada bir yanlışlık vardı zaten. Umut Bozok'un nerede olduğunu defalarca kez sorduk. Bu adamla alakalı neden bir açıklama yok diye burada defalarca kez sordum. Ve nitekim geldiğimiz noktada hoca bugün nedenini bilmiyorum diyor. Sen Umut Bozok'un nedenini bilmezsen yarın Ömür, öbür gün Bahadır, öbür gün eklenir abicim. Burası çünkü der ki adam, ya adam gelmiyor, oynamıyor, sakatım diyor, çıkmıyor. Hiçbir yaptırım yok, hiçbir konuşan yok. Oh ne güzel çiftlik der abicim, kimse kusura bakmasın. Gelelim Ömür'e. Şimdi Abdülkadir Ömür, bana göre Trabzonsporlusun. Trabzonlusun. Hayatının sonuna kadar, yani hayatını... Futboldan sonraki dönemin Trabzon'da geçecek, ailen Trabzon'da ve Trabzonspor takımında. Trabzonspor takımında sen ileride işte alabilirsin. Futbol sonrasında düşünmen lazım ama senin
geldiğin noktada yapmış olduğun hal ve hareketler tamamen yanlış. Hele ki seni çok tutan, senin için fedakarlıklar yapan, o kadar yıldız oyuncu, o kadar iyi oyuncu varken onları oynatmayıp seni tercih eden o da hocana bu kadar kısır bir döngüde milli takıma giden sakat oyuncuların çok olduğu bir dönemde, hocanın da kötü eleştiriler aldığı bir dönemde sen hocanı, takımını, taraftarı yalnız bırakıyorsan ömür senin için diyeceğimiz hiçbir şey yok kardeşim. Sana bu aklı kim veriyorsa gözünü seveyim onlardan uzaklaş. Senin sahada konuşman gerekiyor. Sahanın dışında bu tarz işlere girmemen lazım. Futbolda teknik direktör işte haftalık program yayınlar. 15 günlük maç takvimine göre programlar yayınlar. Çok önemli detayımız var. Bak Bakayemeye'de geleceğiz. Bakasetas'la alakalı önemli detayımız var. Galatasaray maçında var mı yok mu? Bunu da konuşacağız. Şimdi haftalık programlar yollar. Bunlar telefona grup vardır. Futbolcuların bir grubu vardır. Telefonla o mesajlar her gün düzenli bir şekilde bütün program, yemek saati, uyku saati, dinlenme saati, işte oyun saati her şey yazar. Haftalar programlanır. Hatta çoğu teknik direktör 4 haftalık program yapar. Arada bir gün izin var, 2 gün izin var. Hepsini futbolcular bilir. İzin planlamasını, ailesiyle alakalı zaman geçireceği zamanlamalarını ayarlarlar. Şimdi doktor kulüpte her gün hocanın odasına gider. Hocam Giray'ın arkadelesi ağrıyor. Hocam Ömür'ün kası ağrıyor. İşte Berat'ın kafası ağrıyor. İşte Vitor Hugo hasta gibi raporlar verir. Ve hoca da bunlara göre de bir idman şeması çizer. Mesela Giray'ı ne zaman verirsin? Hocam 2-3 gün sonra veririm. 1 hafta sonra veririm. Bunlar konuşulur. Neyi var, neyi yok, aşağı hangi aşamada da doktor hemen hemen her gün rapor verir. Giray'ın işte bugün buz tedavisi yaptık, kuvvete sokacağız. 2 gün rehabilitasyon yapacağız, bugün şöyle bir gelişme var, ödeminde azalma var gibi 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 hocalara rapor verirler. Ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da talihsizlik büyük bir sıkıntı, şok bir gelişme diye düşünüyorum bu açıklaması televizyonda. Oyuncunun tamamıyla bana göre kariyerini Trabzonspor takımında neredeyse sonlandırdı bu açıklama. Neden bunu söylüyorum bakın. Çünkü taraftar zaten Abdülkadir Ömür'e kuruldu bazı taraftar grupları. Ve oyuncu performans kötü olduğu zaman ıslıklandığı yerde şimdi bir de bu kadar eksik zamanda oynamadı diye bir de kurulan bir kitle olacak. Ve oyuncu sahaya çıktığı zaman nasıl bir performans sergiler, neler yapabilir gerçekten merak ediyorum. Ama bana göre Abdülkadir Ömür'ün artık Trabzonspor kariyeri sonlandı. Burada hoca bu açıklamayı yaptı. Kulübümüz tarafından bir açıklama yapılacak dedi. Bu kadro dışı sinyali diye düşünüyorum ben. Bakalım bunun sonucunda Trabzonspor takımı bu transferden Ömür'de neler kazanacak. Umut Bozok zaten kafayı sıyırmış abi. Silmiş orası. Orası kontağı kapatmış. O adamı idmana çağırmayıp hiç bulaştırmamakta fayda vardı. Boşuna adamı çağırdık. Boşuna da havaya soktuk Umut Bozok'u diye düşünüyorum. Bak maç geldi. Neden olduğunu bilmiyorum diyor. Ama videonun başında da söyledim. Burada bir otorite hatası var. Şimdi hocanın maçtan sonra açıklamaları var. Şimdi Vakayeme ile alakalı da bir çok önemli bir detay var. Kritik bir detay. Bunu da konuşacağız. Biraz uzun bir video olacak. Çünkü konular çok fena birikti. Gece gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşandı. Korveris çıktı. Yerine Orsic'i ilave edeceğiz dedi teknik direktörümüz. Orsic'i alacağız dedi. Teknik kontenjanın boşluğunda yerine Bakic'i getirebilirim dedi. Orta sahada oynuyor. Gelecek vadeden isimler arasında geçti. Ve Teknik'in yerine Bakic'i koyacağım dedi orta sahaya. Bu da önemli. Larsen gittiği için sağ bekte bir boşluk var. Ve bu sağ bekte teknik direktörümüz Larsen'in yerine bir isim arıyorlar ve bunun için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bununla alakalı bir açıklama yapacağız dedi teknik direktörümüz. Bir sağ bek arıyoruz. Bununla alakalı da bir açıklama yapacağız dedi. Demek ki artık eli kulağında bir gelişme yaşanabilir sağ bekte. Sağ bek müjdesini teknik direktörümüz verdi diye ben yorumluyorum. Bakalım sizden nasıl yorum yapacaksınız. Tabi Bakasetas Panathinaikos'la anlaştı. Uçak indi, uçak kalktı. Panathinaikos pazartesi getireceğim dedi. Fatih Terim imzasını atmadan bir şey söylemek istemiyorum dedi. Ve teknik direktörümüze de bu soru tabii ki de soruldu. Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik. Buraya güzel hikayeler yazdık, şampiyonluklar yaşadık diyor teknik direktörümüz. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyini veren bir oyuncu. Ayağını sakınmayan, kazanma odaklı, gerçekten çok özverili bir oyuncu diyerek teşekkürlerini sundu. Bakasetas'ı onuru etti. Bakasetas'la alakalı bana gelen herhangi bir şey yok. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Bakasetas'la hafta sonu görüşeceğiz.
Bakacağız Bakasetas'ın durumu ne? Pazar günü olup olmayacağını göreceğiz. Dedi teknik direktörümüz pazar günü bununla alakalı net bir açıklama yapacağım diyor. Şimdi Bakasetas'ın Galatasaray maçında ben kadroda olmasını bekliyorum. Son kez taraftarımızın önüne çıkacak, alkışlanacak ve oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Yalnız Bakasetas'ın da bir sakatlığı var. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı dedi teknik direktörümüz, yani dün. Ve göreceğiz Bakasetas'ın da durumunu. Ama Abdullah Avcı bana gelen bir şey yok demesi. Şimdi evet bilgim var, Bakasetas'ın bir transfer görüşmesi gerçekleşti demiyor. Galatasaray maçı öncesinde bu kozunu gizli tutmak mı istiyor? Bir kafasında bir planlama mı var? Bakasetas'ın dediğim gibi bakın ben sizlere söylüyorum. Bitti 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 diyorlar ama ben ufak tefek pürüzler var. Bu kulübümüz alacağı para, oyuncunun alacağı para bunlar konuşuluyor diyorum sizlere. Hala böyle bir net bir şey söyleyemeyiz diye sizlere söylüyorum. Bakın Abdullah Avcı da şu an biraz böyle kapalı konuştu. Her an her şey olabilecek gibi konuştu. Pazar gününe saklayacak diye düşünüyorum o bilgiyi. Şimdi Ömür ve dedi işte Umut Bozok'la alakalı çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini ben bilmiyorum dedi. Bu zaten bir teknik direktör, bir oyuncu neden antrenmana çıkmıyor diye bilmiyor diye bir şey söz konusu olamaz. Burada ironi yaptı, burada göndermeyi yaptı. Artık bakacağız bunun haberi nasıl çıkacak göreceğiz. Bakayım'a geleceğim hemen. Fatih Tekke'de sadece siz olarak örnek gösterebilirim diyor Enis Destan. Aksi takdirde o bir efsane, farklı bir seviye. Ben çalışıyorum ona çık deyince onun adına sevindim ama ben buradaki bu fırsatı iyi değerlendirmem lazım diyor. Enis Destan, ligde Antalyaspor maçında izledim. Adama bir tane top atmadık. Ceza sahasında topla buluşturamadık. Gole çok uzak bir oyun vardı zaten. Enis Destan'ın gol atma şansı kesinlikle mümkün değildi. Ama bu maçta mesela ceza sahasında bir kafa çaktı, bir frikik, araya bıraktı, bir yaya çıkarttı Viska falan derken ceza sahasında işleri yapabiliyor. Enis Destan ceza sahasında yetenekleri olan, çok klas paslar atabilen ve çok hani hiç imkansızı başarabilecek paslar atabilen, top gelmeden düşünebilen kaliteli bir isim. Enis Destan'a iyi oyuncularla beraber oynadığı takdirde bu takımda çok iyi işler yapacak bir oyuncudur. Şimdi gelelim Vakayeme'ye. Şimdi kurumsal firmamız tarafından bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Bu çok skandal bir gelişme. Bir haber ajansı başkanımızın ağzından, Nevzat Kaya'nın ağzından Vakayeme ile alakalı haberler yaptı. Diyorlar ki Vakayeme için almamız imkansız. Çok maliyetli bir oyuncu, maaşı çok yüksek ve kulübü vermiyor. Biz bu oyuncuyla temaslarımız olmadı, görüşmedik gibi birçok şey yazıldı, çizildi. Ya burada biz de tabii ki de şaşırdık. Ulan diyoruz nasıl olabilir? Başkanın ağzından duyduk. Hoca onayladı, hoca görüştü, ben görüştüm, Nevzat Kaya görüştüm diyor. Yani bunlar konuşulup da başkan çıkıp biz Vakayeme'den vazgeçtik, biz onu getirmemiz mümkün değil diye bir söylem söylemesiyle beraber dedi ki herhalde ters köşe yapacaklar. Herhalde burada bir taktik yapıyoruz. Hani Vakayeme'yi almayacağız. Vazgeçtik. Paramız yetmiyor gibi söyleyerek kendimizi bir adım geri çekerek Vakayeme'yi buraya bedava çıkartmayı planlıyoruz diye düşündük. Burada bunları konuştum sizlerle. Ama dün Trabzon Kurumsal diye bir Twitter sayfası açtı. Twitter'da da bunu paylaşıyor, yalanlıyor. Ben dedi başkan ve Nevzat Kaya adına, kulübümüz adına hiçbir şekilde böyle bir açıklama yapılmamıştır. Gerçeği yansıtmıyordur dediler. Ve Vakayeme'de terse döndü ibre yeniden. Yani burada yönetim Vakayeme ile görüştüğünü söyledi. Hoca onayladığını söyledi. Ve burada bu yalanlamayla beraber Vakayeme'nin gelme ihtimalini tekrardan güçlendirdi bu açıklama. Ve beni de heyecanlandırdı bu açıklama Vakayeme ile alakalı. Gerçekten çok önemli bir açıklama bu. Ve Vakayeme'nin hala gelme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Bu açıklama yalanlandı. Kurumsal sayfamız tarafından bu yalanlama yapıldı. Bu da önemli bir detaydı arkadaşlar. Trabzonspor kulübümüzdeki son detaylar bu şekilde. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın zaten. Bizi takip etmeyen varsa takip alsın. Güzel bir gün olsun. Trabzonspor takımımız İnşallah Galatasaray maçında iyi bir performansla beraber, güzel bir oyunla beraber biz bu tarz derbileri iyi oynuyoruz. İyi oynayacağımıza da inanıyorum. Bakalım arkadaşlar bugünlük bu kadar. Akşama gelişmeler mutlaka olacak. Sıcak saatler bizi bekliyor. Yeni video gelecek akşama mutlaka. En kötü canlı yayın olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.